Barış Manço'nun mesajını tekrar dinlemek istiyorlar. Onu bir hemen aktarayım. Bilinen videolarda olduğu için. Evet, ben bu Barış Manço'nun şeyini, yani herhangi bir çabam olmadan bir anda gelişmiş o şey. Yani böyle etrafımda hissettim, biri geziyor. O anda birdenbire akışı başlattı. Çünkü şöyle, akış başladığı zaman diğer arkadaşların da bilgisi olması için söylüyorum bunu. Kulak çınlaması gibi ama tam olarak kulak çınlaması olmayan şu hipotalamus bölgesinden bütün şeye yayılan bir çınlama hissediyorum. O dönemde bir akış olduğunu fark ediyorum. Bunu da o şekilde çok ani bir şekilde almıştım. Ve çok hızlı bir şekilde de paylaşım yapmıştım. O yüzden de böyle bir açma vesaire de yapmadım. Ama şu an biraz daha üzerinden geçince ne demek istediğini de daha iyi anlar oldum ve ben de araştırdım. Bütün parçalarını dinledim tek tek. Bütün şifreleri anlamaya çalıştım. Gerçekten bütün şarkılarında hem kronolojik sıralamalar var, hem şifreli mesajlar var Barış Manço'nun bütün şarkılarında. Hatta 2023 albümünü 1975 veya 76 yılında çıkarmış olmalı. Şu an hatırlamıyorum, 75 olmalı. 2023, 2024, 2025 isimli 3 parça koymuş buraya. Aynı zamanda da Kayıların Oğlu isimli bir şiir koymuş. Kronolojik sıralaması da bu şekilde. Şimdi ben bundan şöyle anladım. 2023 ile başlayan bir süreç var. Ve muhtemelen bu süreç 2025'te tamamlanmış olacak Türkler için. Zaten Kayıların Oğlu şiirinde de şöyle söylemiş. 2023 yılının ılık bir sabahında, Ekim sabahında ayaklarımda hafif bir uyuşma ile ayağa kalktım. Yani bu yükselmenin başlangıcı olduğunu bize işaret ediyor. Burada Türk milletine mi söylüyor? Nasıl? Türk milletine mi söylüyor yani? Uyuşukluk, bizim milletimizdeki uyuşukluk. Evet, Ya kalk, bacaklarındaki hafif kavuşuruz. uyuşma. Şimdi ben bacakları da şöyle düşündüm. Bu benim düşüncem, bilemiyorum. Daha bu konuyla ilgili bir açıklama da gelmedi. Bacaklar direkt eterik bedene bağlıdır. Yani çakra sıralamasında internetten de bakabilirler arkadaşlar. Bacakları eterik beden olarak gösterirler. Bu da akıllarında bulunsun. Bacaklarımda hafif bir uyuşmayla uyandım, kalktım demek istiyor. Ilık bir Ekim sabahında. Demek ki Ekim ayları normalde soğuk olurdu ama artık biraz ılık oluyor. Son birkaç yıldır. Herhalde bu sürecin de devam edeceğini işaret etmiş aynı zamanda. Dört Anahtar isimli mesela bir şarkısı var. Onu da dinleyip incelemelerini öneririm. Ben yine Instagram'a koyarım. Ahmet Bey'in Ceketi şarkısında yine şifreli sözler var. Onu da iyice dinlemelerini tavsiye ederim. Aynı zamanda hiç belli etmiyor ama müsaadenizle çocuklar. Şarkısında da şifreli kelimeleri, anlatımları var. Sevgili Barış Manço'nun önemli bir karaktermiş. Allah rahmet etsin, yerinde dinlendirsin inşallah. Yani detayları verilirse tabii aktarırız. Hani bu kesinlikle böyledir derse, bize anlatırsa aktarırız. Ama 2023 şarkısını çıkarmadan önce üst üste aynı rüyayı gördüğünü söylemişti bana. Cümle, bu arada bir şey daha ekleyeyim. Müsaadenizle çocuklar şarkısında geliyor bir ahu afet der. Buna dikkat edin bak. O önemli. Herkesin erkek beklediğinin kadın olacağını söylüyor. Onu söyleyeyim. Neyse, aynen aktarayım ben.
2023 şarkımı çıkarmadan önce birkaç gece üst üste aynı rüyayı gördüm demişti. Rüyam şöyleydi. Anadolu topraklarında bir güneş doğuyor. Güneş zaten İdris Aleyhisselam makamıdır. Aynı zamanda ışığın temsilidir. Haritalarda yanlış bilmiyorsam babayla ve eşle özdeşleştirilir. Hani onları da söylemiş olalım. Işığı tüm dünyayı sarıyordu. Bu yine aynı şekilde büyük bir ilim demektir. Çünkü ilim zaten, bilgi zaten ışıkla taşınır. Hani hep anlattığımız şey bu. Işığı tüm dünyayı sarıyordu. O ışık dünyayı sardıkça tüm dünya değişiyor. Tüm sistemler çöküyor. Anadolu inanılmaz bir hızla yükseliyordu. Şimdi size şunu anlatmaya geldim. Önünüzde zor bir dönem var. Yani insanlarda şöyle bir algı oluşmasın. 2023'e girdik. Herkes böyle mutlu, huzurlu, şinanay şinanay, öyle bir şey yok. Onu bekliyorsanız beklemeyin. Önünüzde zor bir dönem var. Ki zaten zorluklarını toplum olarak da yaşamaya başladık. Ve bunların elbette ki bir günde düzelmesi beklenemez. Ve dualara fiili dua da etmek lazımdır. Yani insanların toplum olarak da bir takım hareketleri oluşturmaları gerekmektedir. Dolayısıyla 2024'e girdik, kurtulduk, öyle bir şey yok. Asıl her şey yeni başlıyor. Evet. Yani, demiştim, bacaklarımda hafif bir uyuşmayla ayağa kalktım. Yani biraz uyuşursun, daha ne olduğunun farkında değilsin. Eterinden de haberin yok. Bu demek. Eterinden de haberin yok. Kim olduğunu bilmiyorsun. Hafifçe uyuşmuşsun ama öğrene öğrene yükseleceksin. Daha çok ışık gelecek. Yani daha çok gün gelecek. Ne olduğunu daha çok anlayacaksın. Ve şöyle demişti. Zor olsa da kalanlar için aydınlık bir dönem. Kalanlar için aydınlık bir dönem. Bu konuyu anlayamadım ama belki ülkeyi terk edenler, etmeyenler, belki vefat edenler, etmeyenler. Çünkü mesela malum bir hastalık çıktı, bir sürü insan öldü. Ukrayna'da bir sürü insan vefat ediyor. Hani durumlar ortada. Ülkede güneş doğuyor. O aziz vazifelinin sesi yükseldikçe Anadolu yüceliyordu. O Anadolu'nun tüm sırlarını size öğretecek. Anahtar şarkısının sahibi odur. Anahtar şarkısında da şey der, bir abide bir sultan diye işaret eder aslında. Onu da ben öyle anladım. Hani şu paraları anlattığı anahtar şarkısı var ya, onu demek istiyor. Onda da bir şifre var henüz çözmediğimiz. Çözsek de zaten bundan aleni söylemeyiz. Bir sanki yere işaret ettiğini düşünüyorum. Bakalım neye çıkacak. Sonra da şöyle demişti. Şimdi müsaadenizle çocuklar. Sıra ona geldi çocuklar. Hazır olun diyerek bitirmişti. Kısa bir anlatım ama aslında içerisinde çok fazla da bilgi barındırıyordu bence. Aynı zamanda mahlas olarak yine kendi adını kullanır Barış abi. Ve birçok yerde de kullanır. Oradaki Barış aslında kendi değildir. Barış'tır. Dünyaya gelecek olan Barış'tır. Onu da eklememi istedim.